Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cilt beyazlatıcı, kırışıklık giderici müthiş güzel bir maske yapacağız. Malzememiz sadece kahve, limon ve birazcık da bal kullanacağız arkadaşlar. Şimdi alternatifleri şöyle geliştirebiliriz. Diyelim ki elimizde balımız yok. Kahvemizin içine birkaç damla limon damlatıp birazcık el kremiyle Kremsi bir kıvama getirerek de kullanabiliriz arkadaşlar çok hafif zeytinyağı ile karıştırarak da kullanabiliriz Bakın e, alternatiflerimiz bu konuda çok fazla e, Mühim olan burada kahveyi cildimizde kullanmak çünkü kahvenin inanılmaz güzel bir cilt beyazlatma özelliği var Hani bize küçüklüğümüzden beri Kahve içmeyin kararırsınız kara olursunuz denildi Ama arkadaşlar tam tersi kahve beyazlatıyor Evet zaten maskemizin içerisinde limon suyu da kullanacağız. Limon suyunun beyazlatma özelliğini içerisinde bulunan limon asitinden dolayı renk açma özelliğine sahip olduğunu bundan önceki maskelerimizde çoğunlukla söyledik. Bu gösterdiğim arkadaşlar gül suyu. Şimdi bütün maskelerimizde, maskelerimizi yapmadan önce bir temizlik yapıyoruz, biliyorsunuz. Gözeneklerimizin açılması için, maskenin cilde daha güzel nüfuz edebilmesi için mutlaka ama mutlaka bir temizlik evresinden geçiriyoruz cildimizi. Bunu gül suyu ile yapabilirsiniz, elma sirkesi ile yapabilirsiniz veya doğal kullandığınız tonikler varsa onlarla yapabilirsiniz ama mutlaka temizleyelim arkadaşlar. Şimdi burada iki tatlı kaşığı kadar kahve kullanacağım ben. Kahveyi güzel bir kahve olabilir, dibek kahvesi olabilir, normal Türk kahvesi burada çok şey bir belirleyici bir şey söylemek istemiyorum. Elinizde kullandığınız Türk kahvesini maskemizde kullanabiliriz. Ee, kahvenin müthiş antioksidan özelliği var arkadaşlar. Temizleme özelliği de var. Antibakteriyel özelliği de var kahvenin. Ayrıca mis gibi kokusu var ama bizim burada maskemizde bizi ilgilendiren özelliği cildi beyazlatma özelliği arkadaşlar ve kırışıklıkları giderme. Çünkü e, kahveyle yapmış olduğumuz bu maske cilt üzerinde e, bir e, hareketlenmeye sebep oluyor kan damarlarının akışı hızlandırıyor Dolayısıyla cildimizin beslenmesini sağlıyor Arkadaşlar şimdi 2 tatlı kaşığı kahvemizin içerisine 1 tatlı kaşığı balımızı ve bir tatlı kaşığı limonumuzu ilave ettik ve bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Burada sürülebilir bir kıvama gelinceye kadar güzelce karıştıralım. Ee, ak akmasın, dökülmesin. Çok sıvı yapmayalım. Burada e, ben bir tatlı kaşığı koydum biraz önce kahveyi gördüğünüz gibi. Fakat limonu birazcık fazla kaçırınca sıvı oldu. Şimdi... Birazcık daha e, kahve ilave edeceğim sizler başlangıç aşamasında 2 tatlı kaşığı koyarsanız tam kıvamı sağlayacağız 2 tatlı kaşığı kahve 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı Taze sıkılmış limon suyu Şimdi e, maskemizin içeriğinde limon olmasından dolayı lütfen maskemizi gece yapıyoruz. Zaten artık beni takip eden arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar ki biz içeriğinde limon ya da herhangi bir meyve, asitli meyve kullandığımız maskelerimizi özellikle gece saatlerinde yapıyoruz. Çünkü e, limon Normalde renk açıcı bir özelliğe sahip olmasına rağmen gün ışığıyla birleştiğinde gerçekten leke yapabilir arkadaşlar. Bu sebeple lütfen size söylediğim bu hususa olabildiğince dikkat etmeye gayret gösterelim. Evet bakın gördüğünüz gibi Gayet güzel bir kıvam oluştu. Çok da güzel görünüyor. Mis gibi de kokuyor dediğim gibi. Şimdi bir fırça yardımıyla güzel bir şekilde cildimize süreceğiz. Ama biraz önce de söylediğim gibi lütfen maskeleri yapmadan önce cilt temizliğine dikkat edelim. Bakın ben bir bana soruluyor Instagram'dan ya da değişik yerlerden ulaşıyor arkadaşlarımız. Ne yapmalıyız? Ben aslında maskelerimi yapmadan önce genişçe bir kabın içerisine sıcak su koyuyorum. Yani böyle buharlaşan bir su koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra onun üzerine eğiliyorum. Başımın üzerine bir havluyla örterek tıpkı böyle grip olduğumuzda, nezle olduğumuzda hani bu nefesimizi, burnumuzu açmak için, solunum yollarımızı açmak için böyle hani çekeriz ya, vix falan atarız suyun içine. O şekilde üzerine eğilerek başımın üzerinde havluyla örterek bir müddet bekliyorum. Ama çok dikkatli yapın. Burada cildinizi yakmayın arkadaşlar. Maksadımız buhar yoluyla gözeneklerimizi açmak. Ee, bu şekilde gözeneklerimizi açarak maskemizi uygularsak inanın bana çok daha faydasını göreceksiniz. Ee, şimdiye kadar yaptığınız o uygulamaların hepsini unutacaksınız ve gerçekten faydalı uygulamalar kendi evinizde, evinizin imkanlarıyla yapabileceksiniz arkadaşlar ve ufak bir detay daha sonunda söyleyecektim ama şimdi aklımdayken söyleyeyim. Maskeleri ılık suyla yüzümüzden yıkadıktan sonra soğuk uygulama yaparsak çok çok daha faydalı olur arkadaşlar çünkü maske öncesinde yapmış olduğumuz hazırlık ve maske sırasında açılan gözenekler maskeyi cildimizden yıkadıktan sonra yapılan soğuk uygulamayla büzülüyor ve gözeneklerimizi sıkılaştırmış küçültmüş oluyoruz bakın inanın çok faydalı dikkatli bir şekilde sakince bu aşamalara uygularsanız bunlardan çok büyük fayda göreceksiniz arkadaşlar ve cildinizdeki değişim artık etrafınızdaki ...kiler size söylemeye başlayacak. Ay gerçekten çok güzel olmuş. Ne yapıyorsun, ne sürüyorsun, ne kullanıyorsun? Bakın bir kadının en çok hoşuna giden şeyler bunlardı. Siz de bunları duyacaksınız. Ama yeter ki bu detayları lütfen... E dikkat ederek yapalım. Çünkü zaten bir zaman harcıyorsunuz bu maskeleri yaparken. Lütfen videoları çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Çünkü ben bütün detayları aslında veriyorum videolarda. 10 dakika boyunca neredeyse anlatıyorum ama inanılmaz bariz şeyler yorumlarda soruluyor. Ben cevaplarım hiç sorun değil arkadaşlar. Ama sizler de birazcık gayret gösterip dikkatli şekilde izlerseniz çok ama çok daha güzel olur. Evet gördüğünüz gibi bir güzel maskemizi sürdük göz altlarına sürmeyelim İçinde limon var göz altlarımızın derisi birazcık daha ince olduğu için altta kan damarları olduğu için rahatsız edici olabilir yanmalar olabilir o yüzden göz çevresine sürmüyoruz hassas bir bölge çünkü e, oralara dikkat ederek tüm cildimize uyguluyoruz ve 20 dakika bekletiyoruz arkadaşlar Evet, 20 dakika sonra e, şimdi cildimizden çıkaracağız. Ben böyle peeling yaparak çıkarıyorum arkadaşlar. Genelde kahve maskesi yaptığım zamanlar çok hafif hareketlerle cildimize zarar vermeden. Eğer hassas bir cildimiz varsa bu uygulamayı yapmayın, direkt yıkayın arkadaşlar. Çünkü hassas ciltlerde e, bir kızarıklıkla sebep olabilir, cilt çok çizilebilir, hiç gerek yok bu şekilde çıkararak veya direkt ılık suyla yıkayarak maskemizden arındırabilirsiniz. Sonrasında bir nemlendirici kullanmak isteyenler kullanabilir ya da kullanmayabilirsiniz. Zaten cildinizin baldan dolayı çok güzel nemlendiğini göreceksiniz. İnşallah fayda görürsünüz arkadaşlar. Gözde görülür bir şekilde beyazlığın da olduğunu bakın. Zaten görebiliyorsunuz burada. E, bütün sorularınızı, kafanıza takılan her şeyi instagram adresimden bana ulaşarak sorabilirsiniz. E, vakit buldukça kesinlikle size dönüyorum. Sorularınızı cevaplıyorum zaten. İnşallah maksadım amacım sizlerin mutluluğu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İçten yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. İnşallah fayda görürsünüz. Kanalımda bulunan diğer sağlık, e, güzellik ve bakım videolarına da göz atmak isterseniz lütfen e, kanalımda ilgili video başlıklarına gidebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri de bizlerle birlikte görmekten büyük mutluluk duyacağımı söylemek istiyorum videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Güzelliklerle kalın.